Tekrar iyi günler. Geçen hafta, bu hafta sabah öğleden sonra gibi devam ediyoruz. Bugün sağlık alanında kullanılan epidemiolojik ölçütler üzerinden geçeceğiz. Bu akış şeması biraz kısalttım ben geçen seneye göre. Çünkü hakikaten bu kadar saat, kısa bir saatte bu kadarını anlatmak çok mümkün olmuyor. Ölçütler geleceği tahmin etmek için standart ölçütlerin kullanılması, karşılaştırma yapmak için mecburuz. Yani başka hiçbir çaremiz yok aslında ölçüt dışında şey yapmaya. Bu nedenle bir sınıflandırma, yani bir standartizasyon getirme amacıyla da böyle bir şey yapılmış. Nüfusun hem yapısını anlamak hem de hastalıkların, ölümlerin ölçülmesi gerekir. Yani nüfusun yapısını anlayabilmek için hastalıkların eskilikle görülüyor, ölümler nasıl oluyor, bunları bileceğiz ki o nüfusla ilgili neler yapabileceğimizi, müdahalelerimiz ne olacak, yani ilaç üretiminden tutun, hekim yetiştirilmesi, yatak sayısına kadar her şey bunlara bağlı. Gerçekler aslında sonsuz ve ayrıntılı bir şekilde. Her ülkenin, her toplumun, her bölgenin kendine ait gerçekleri farklı. Onun için bir standartize etmemiz gerekiyor. Sınıflandırma ve ölçme fenomeni göstermekte, hastalık, sağlık, ölüm olaylarının özelliklerini tanımlamada son derece önemli. Sınıflama ve ölçütler bize hem bir veri seti sağlıyor hem de bu konudaki fenomeni anlatıyor. Bir toplumun tümünün veya belirli özellikleri olan grupların sağlık ilgilendiren olayların ve veya çeşitli faktörlerin etkilerinin sayısal, kantitatif, niceliksel olarak ölçülmesi, belirtilmesi veya karşılaştırılması ölçütleri. Ölçütler ile incelenen toplumda olayın ne boyutu, durumsal, baseline, tanımlayıcı, her ne derseniz deyin, fotoğraf çekimi, o andaki durumu görüyoruz. O olayın zaman içinde gösterdiği bir değişiklik varsa ne kadar buluyorsunuz? Azalmış mı, artmış mı, artmak mı, iyi, azalmak mı, şey, bunları fark ediyoruz. Toplumlar arası karşılaştırma yapmayı kolaylaştırıyor. Çünkü aynı tip, aynı şekilde hesaplıyorsunuz. O zaman farklı bir etken olmadan toplumlar arasındaki farkınız ne olduğunu gösteriyoruz. Neden ve sonuç ilişkileri de değerlendiriyoruz. Ve girişimlerimiz etkin olmuş mu, olmamış mı onu görebiliyoruz. Ölçütün anlamlı olabilmesi için hangi olaya bakıyorsak ona ait toplum için yapılması, bu tüm nüfus olabilir, belirli bir grup olabilir. Yani eğer çocuk denilen doğurganlık bakıyorsanız çocuk sayısı, kadın bakmamız gibi o gruba ait özellikler olması lazım. Ne nerede ne zaman, İngilizce'de TPP diyorlar, time, place, person. Sorularını mutlaka her ölçüt kendi içinde yanıtlamalı. Ölçütleri ezberlemeye gerek yok. Aslında ölçütün isminden neyi nasıl hesaplayacağımızı veya ne ifade ettiğini anlamamız lazım. Yani asıl önemli olan bu. Yoksa formülizasyonunu öğrenmek veya böyle yapmak doğru bir şey değil. Epidemiolojik ölçütler, ölüm, morbidite, mortalite, fertilite ve diğer ölçütler dediğimiz iş sağlığı ve beslenme ile ilgili ölçütler olmak üzere 4 grup içinde toplanıyor. ölçümde zaman ve nüfus göz önüne alınarak bir hızlar, mortalite, fertilite ve fatalite, oranlar, orantılar, prevalans, insidans, bunları tek tek bahsedeceğim. Bunları hesaplıyoruz ve her bir başka bir şey. Aslında hesaplaması sanki aynıymış gibi görünse de bunların her biri bambaşka bir şey ifade ediyor. Sonuçta pay ve payda var matematiksel. Olayın payda ilgilenenin, sağlık olayının karşılaştığı kişiler payda da ya bir başka ölçüt olabilir ya oran ise başka bir grup olabilir, hasta sağlam olabilir. Orantı, yüzde, prevalans, insidans, hız ise o zaman o olayın görüldüğü gruptaki kişi sayısı, nüfus veya yıl ortası nüfus gibi herhangi bir şey olabilir. Kapalı bir açık toplumdan bahsederiz. Açık toplumda iş göçler, doğumlar, dış göçler, ölümlerden etkilenir. Şurada resim vardı şu anda. Kapalı toplum sizin aldığınız kohort. O kohortu izliyoruz. Yani burada izlem süresi varmış. İzlem süresi boyunca herhangi bir şey olmuyor. Mesela ben şuradan aldım, şu kadarını izleyeceğim.
ve burada girenleri, yeni girenleri olmayacak. Şunu izleyeceğim, bitireceğim, kapalı toplum. Ama bunların hepsini alıyorsa bu açık toplum. Yani buna göre ölçütümün şekli değişebiliyor. Söylediği şeyler fark edebiliyor. Pay ve payda, hızlar pay ve paydadan oluşuyor. Payda hep olay, hastalık veya vaka sayısı gördüğümüz, aradığımız, her neye bakıyorsak o var. Paydada ise nüfus büyüklüğü, yıl ortası nüfus, risk altındaki grup, incelediğim grup, her neyin içine bakıyorsa paydada da o var. Şimdi hız, oran, orantı, yüzde, sıklık, bunların hepsi aynı şekilde. Payda gördüğümüz olay sayısı, payda da nüfus veya incelediğim grup veya risk altındaki grup var. Bunun içine prevalans ve insidans da koyabilirsiniz. Hesap matematiksel hesaplamada hiçbir fark yok. Fakat hepsi, yani oran dediğinizde farklı bir şey söylüyorsunuz, orantı dediğinizde farklı bir şey söylüyorsunuz. Pardon, oran aynı şekilde hesaplanmıyor. Hız dediğimizde başka bir şey, aynı farklı bir şey söylüyoruz. Yüzde dediğimizde farklı bir şey söylüyoruz. Sıklık dediğimizde farklı şey söylüyoruz. O zaman bu durumda paya kimi koyacağım, paydaya kimi koyacağım, bu bir sorun. Hız dediğimizde belirli bir zaman diliminde, belirli bir toplumda hastalığın veya sağlıkla ilgili olayın ortaya çıkması. Prevalans, görünme sıklığı, insidans, karşılaşma olması, sıklık, hız, sıklık. Sıklık eğer belirli bir toplumu temsil ediyorsa, eğer orantı dersem başvurular üzerinden konuşmuşum demek gibi. Pek çok şey olabiliyor. Mesela vaka sayısı 2'ymiş, 2 bölü 100, %2, yılda %2 vaka büyüklüğü diyebiliriz. Şu daire aslında bizim hız, orantı, prevalans, insidansı anlamamızda ve oranı anlamamızda çok iyi bir şey ifade ediyor. Burada bir toplum var, toplumun içinde bir olay var. Olay bölü toplumun tamamı. Yani nedir? Pay mutlaka paydanın içinde. Hız dediğimizde hiç formülü düşünmemize gerek yok. Pay paydanın içinde. Olay gördüğüm kişiler muayene gittiğim kişiler. Olay gördüğüm kişiler başvuran kişiler. Olay gördüğüm kişiler o grup. Risk altındaki grup. Okula gittim, tarama yaptım. Kaç tane A hastalığı var? Tüm tarama yaptım. Grup A hastalığı. Olayın görülme sıklığına göre de bir kas sayısı var. Normalde yüzde hep ifade ediyoruz ama çok küçükse görme sayımız binde, 10.000'de, 100.000'de ifade edebiliriz. Hız aynı zaman içinde değişimleri gösteren, zamanla bazı durumlarda gözlenen olayları, olayın ortaya çıkma hızını, hasta olma olasılığını insidans duyuyor bu işin içine. Aynı şekilde hesaplanıyor. Hastalığın riskini, prevalans giriyor işin içine ve zaman dikkate alınarak hesaplanabilir. Orantı yine pay paydanın içinde. Hiçbir fark yok hızdan. Aynı birimde olacak. Fakat orantıyı eğer kas sayıyla çarpmazsanız sıfırla bir arasında. Kas sayıyla çarparsak da %100 ifade edilir. Şu iki kişi, şu dört kişinin içinde. Yani dört kişiyi inceledim, %50 buluyor. Ama orantı şunu söylüyor. Ben hiçbir örnek seçmedim. Hiçbir temsiliyetim yok. Ben bir yerde oturdum, muayenehane, hastane, poliklinik vesaire herhangi bir yerde. Bana başka, burada seçilmişlik bayesi çok yüksek. Yani bir şeye orantı demeniz, yüzde demeniz, sıklık demeniz, prevalans, insidans demeniz arasındaki farklardan bir tanesi bu. Gördüğünüz gibi pay paydanın içinde. Şurada hep bu Sabahat Hoca'dan kalma, aynı toplumda aynı anda. Bu çok önemli. Payı hangi gruptan, hangi zaman diliminden alıyorsanız payda da olur zaman. Yani ben bir ay önce inceledim, iki ay sonra da şuradaki okulun nüfusuna göre böyle bir şey söz konusu olmaz. Yani hiçbir ölçüde söz konusu olamaz. Mutlaka aynı toplum ve aynı zaman dilimini gösterecek. Orana geçersek oranda pay ve payda birbirinden bağımsız, hiçbir ilişkisi yok. Kadınların erkeklere gözüktüleri, hastaların sağlamları neyi gösterir? Bir hasta kişiye katışır, kaç tane sağlam var? Çalışanın çalışmayanı, bir çalışan kaç tane çalışmayanı bakıyor? Bu onu gösterir. Portakal ve elmalar yine Sabahat Hoca çok söyler, toplanmaz. Elmayla toplanmaz der ama ya hakikaten öyle bir şey. Oranda bunu çok net bir şekilde görebiliriz.
Sizi gittik. Her ikisinde de geriye mi gidiyoruz? Yukarı gideceğiz. Geri mi ilerledik? Geri gideceğiz. Daha orantıda kaldık. Heh, şu. Tamam. Yani bunları farklı şekilde ifade edebiliriz dedik. Mesela 5'te 3'ü diyebilirsiniz. 3 bölü 5'i diyebilirsiniz. 3 bölü 5'i diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi erkek ve kız pay paylarının içinde değil oranda kesinlikle. Kaç sayı olarak konuşmak daha kolay. Oz ve şüyü relatif riski hatırlayıp oran birbirine bölündüğü için katsayı olarak konuşmak daha kolay. Şimdi hastalık ölçütleri, morbidite hızlarına bakacak olursak insidans ve prevalans temel en yanlış kullandığımız şey kohort çalışmalarından insidans elde ederiz, kişisel çalışmalardan prevalans. Hiç bu işin başka bir şey yok. Yani ben aynı şekilde yaptım, vaka bölü risk altındaki grupta bir prevalans yok. Prevalans dediğiniz zaman bu olayın görülme sıklığını söylüyorsunuz. İki tür prevalans var. Nokta prevalans, süre prevalans. İnsidansın içinde de özel insidans hızları dediğimiz atak ve ipsot hızlarından bahsedeceğiz. Eğer şuna bakarsak ortaya çıkma hızının, hastalığın ortaya çıkma hızının ölçümü tanımlayıcı. Prevalans, görülme sıklığı. Bu bize hastalık yükünü gösteriyor. İnsidans, gelişme olasılığı. Bu da riski. Aslında bu şey çok güzel anlatıyor şimdi. Ve tekrar aynı şey. Yeni vakalara insidans var olan vakalara da prevalans denir diyor. Nokta prevalans belirli bir zaman diliminde o noktayı şart seçiyorsunuz. Bir gün, iki gün, bir hafta bitti. Orada tutuyorsunuz. Süre prevalans bu yıl içindeki hastaları alacağım, gideceğim, tarayacağım. Bakalım onlar ne olacak belirli bir zaman. Nokta prevalans daha çok gün, herhangi bir salgındaki, ataktaki vesairedeki zaman olabilir. Belirli bir zaman dilimindeki vaka zamanı sayısı aynı zaman dilimindeki, aynı yerdeki risk altındaki kişi yine kas sayısı görülme sıklığına göre fark edebilir. Şimdi nokta prevalans o andaki hasta sayısı toplam popülasyon herhangi bir verilen zaman içindeki bir süre içindeki hasta sayısı yine toplam nüfus. Bu da süre prevalansı gösteriyor. Bunu tekrar şuraya bakarsak mesela burada eğer tek bir noktayı alırsak şuraya aldım bu nokta prevalansı. Eylül ayındaki hasta kişiler. Ama şurayı bir yıl boyunca aldım. Bu da süre prevalansı gösteriyor. Hangi noktada baktığınıza bağlı. Şuraya baktınız, buradaki prevalansı gösterir. Nokta prevalans. Ama bir süre koyduysam da bunun süresini gösterir. Prevalans hastalıkla geçen sürenin uzunluğu ile tedavisi olmayan hastalıkla hayat boyu süresi, kronik hastalık. Yeni vakalardaki artış, insidansdaki artış olan zamanda. Bütün vakaların içe göçü, tedavi olasılığı, olmamasılığı nedeniyle hasta kişilerin bu tarafa göçmesi, sağlıklı bireylerin ortamdan uzaklaşması ve tanı kriterleri artmasıyla beraber prevalans da artış gösterir. Eğer hastalıkta geçen süre çok azsa, yani influenza geçiriyorsunuz, herhangi bir influenza tipi 2 günde bunu yakalama şansınız yok. Fatalite hızı çok hızlı oluyorsa gene onu yapabilirsiniz. Yeni vaka artık çıkmıyor ise çiçek gibi, hiç ortada. Sağlıklı bireyler hep içe göç etti, hasta bireyler dışa göç ettiyse ve tedavi yöntemleri çok gelişti, artık bu hastalığı çok kısa tedavi ediyorsunuz veya görmüyorsanız prevalans da azalır. İnsidans aynı zar atmak gibi, şans hastalığına karşılaşmamız aslında. Hastalığın belirlenmesini de nedenlerinin belirlenmesinde de yol göstericidir bizde. Belirli bir zaman diliminde, belirli bir grupta o hastalığa sahip olan yeni vakasınız. Yeni vakayı hiç unutmayalım. Yeni vaka. Yani hasta niye kohort? Çünkü kohortta başladığımızda
sağlam bir şey. Sağlam olduğumuzu bildiğimiz, ondan sonra hastalanan kişiler çıkıyor. Böylece her bir sağlam bireyin o hastalıkla karşılaşma olasılığını veriyor. Prevalansta insidans çarpı hastalığın süresiyle hesaplanabilir. Her zaman hem insidansı hem prevalansı bir hastalık için çalışmamıza gerek yok. Birinden diğerini hesaplayabiliyoruz. Çok geniş çaplı çalışmalarda yıl ortası nüfusa bölebiliriz paydayı. Yıl ortası nüfusunu kullanabiliriz. Bu insidans yoğunluğu veya morbiditenin gücü denilen bir şey var insidansta. Bu morbiditenin gücü aslında bu hastaların ne kadar mortalitesini gösteriyor hastalığın. Her bir bireyin belirli bir zamandaki riskini veriyor. Kişi zaman, kişi gün, kişi ay, kişi yıl olarak ifade edebilir. Fakat en sık ve en yaygın kullanılanı her 100 kişi yıl olarak yıldaki karşılaşma şeyidir. Buna bir örnek verirsek, 30 bin nüfusu olan bir bölgede 500 bin vaka görülürse 1000'de 16.7. Yani her bir gelecek yıl her 1000 sağlam kişide 16.7'si yaklaşık 17 kişi hasta olacak. Bunu mutlaka zamanı belirtmemiz lazım ve yeni vakaları gösterir dedim. Şu dolan bir havuz çocukluğumuzun havuz problemlerine benziyor. Şurada durağan olan prevalans, içine girenler birikiyor burada. Yeni gelen vakalar, insidans, eğer ölüm oluyorsa, kayıp oluyorsa veya tedavi oluyorsa şuradan küçük kayıplar olabilir. Yoksa eğer bunların hiçbir olmuyorsa prevalans gittikçe büyüyor, çok büyük bir prevalans haline dönüşebiliyor. Kümülatif insidans ise olayın olasılığını hesaplıyor. Bunlara salgın sırasındaki atak hızı olarak da adlandırılır. Yeni vaka bölü aynı dilimdeki sağlam kişiler. Kümülatif insidansı veriyor bu. Bu aynı zamanda şunu söylüyor. Kişinin, sağlıklı kişilerin hastalanma olasılığı. Aslında kümülatif riski bir başka konuşması diyebiliriz. Şimdi kümülatif insidans nasıl hesaplanır derseniz şu zaman dilimini aldık. Buradaki yeni gelenler, bunların hepsi sağlam başladı. 7 tane hasta oluyor. 7 bölü 12 her yıl. Demek ki her yılda 0.58 bir hastalık şeyiyle, riskiyle karşılaşacağım. Yani ben gelecek yıl böyle bir şey getireceğim ve bu bittikçe birbirine toplanıyor. Eğer bunu şurada kesmiş olsaydı belki bir kişi olacaktı ama geniş bir zaman baktığım için bu zaman aralığında başlangıçta da herkesin sağlam olduğunu bildiğim için burada iyi olabiliyor. Atak hızları salgınlar sırasında insidansın kullanılan özel bir tipi. İlk vakadan son vakaya kadar hepsini tanımlıyor. Aslında tam olarak hız değil, oranı geliyor. Mesela kolera salgını sırasında 490 vaka görülüyor. Risk altındaki kişi de o bölgede yaşayan. Kimler o riske sahip? Herkesi o zaman yıl ortası nüfus olamazsınız. Bir bölgede olursa o bölgede nüfus olacaksınız. İşte 18.600 ise bunun atakısı %2.6. Yani her 100 kişiden 2 kişi. Ama primer atakısı var, sekonder atakısı var. Hastalığın şeyine göre, en uzun kuluçka dönemine göre sekonder atakısı hesaplama var. Bunlar insinasın özel şeyleri. Şimdi bu biraz önce gösterdiğim kaba atak hızı. Yani gittik, kaç kişi hastalandı, ne gün başladı diye bakmıyoruz. Kaç kişi hastalandı, kaç kişi risk altında. Kaba atak hızı hesaplıyoruz o hastalık için. Atak rate daha spesifik. Bu da o hastalığın ilk gördüğümüz indeks vakadan itibaren indeks vakayla beraber kaç kişi risk altındaydı. İkinci kuluçka döneminden sonra gördüğümüz kişiler, fakat daha önce hastalananları nüfustan çıkartıyoruz. Çünkü artık onlar bağışıklık kazanmış oluyor. Onlar risk altındaki grup değil. Bir de gıdaya özel atak hızları var ki gıda zehirlenmelerinde çok kullanılır. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın bu birimi çok yapıyor. Her neredeyse zehirlenme olursa olsun bu gıdaya özel atak hızlarını hesaplıyor. Ama mesela şöyle bir şey çıkıyor.
Diyor ki işte herkese ekmek yediniz mi diye soruyor. Hastalananların hepsi ekmek yemiş. Ekmek suçlu. Böyle bir şey mümkün değil. Mutlaka önce bir etken hakkında fikir sahibi olmanız gerekiyor. İşte kaba ata kızına bakarsak kaç kişi hasta, kaç kişi bu olaya katılmış veya orada bulunmuş veya risk altındaki grubu. Atak renk ise benim bu periyottaki yeni hasta sayım ve burada hastalanmayıp risk altında kalmış kişi. Bu aynı zamanda sekonder atak hızı gibi duruyor. Yiyeceğe bağlı, gıdaya bağlı spesifik atak hızı kaç kişi bu gıdayı yiyen kaç kişi hastalanmış, kaç kişi yemiş, yani kaç kişi yemiş, bunların içinden kaç hastalanmış. Burada sıraladığımız zaman yüzdesi en yüksek olan aslında atıfta bulunacağınız yer. Onun için ekmek yediğinizde. Mesela ekmeğin böyle bir gıda zehirlenmesinde kullanmazsınız. Çünkü ekmek herkesin tabağında var, herkes yiyor. O zaman en yüksek yüzde orada çıkar. Yani menüyü bilip menüdeki yiyeceklerden hangisinin kaç saate kadar zehirlenme yaptığını düşünerek bir sıralama yapmamız gerekiyor bunun için. Bu primer atak hızı. Sekonder atak hızları en uzun inkübasyon süresinde dedi. İlk dönemde hastalanmayan kişilere duyuyoruz. Bu bize aynı zamanda neyi gösteriyor? Siz salgınla doğru dürüst ettiniz mi? Edebildiniz mi? Salgın devam ediyor mu? Yaptınız mı daha yerini buldu mu? Yoksa hiç müdahale etmeseniz de aslında böyle mi gidecekti? Bunu gösteriyor. Episod hızı bağışıklık bırakmayan ve tekrarlayan hastalık. Yani kaç kere? İşte streptokok, enfeksiyon, üst solunumlu enfeksiyonları, gastroenterikler gibi tekrarlayan, kişide bağışıklık bırakmayan, bu da bize neyi gösteriyor? Bir kişi böyle bir hastalığa kaç kere? Mesela böyle, şu kadar ay gene grip oldum ya, kaç kere yapılmış? Yani ortalama grip nezle için yetmiş, 3 civarında normal bir bireyin bir sezon boyunca yakalanması. O zaman bu bir episod hızı. Kaç tane atak yapmış, risk altındaki kişi sayısı. Gene bu, hangi hastalığa baktığınız ve hangi risk grubundan bahsettiğinizde çok önemli. 65 yaş üzerinde insanlar bir kış boyunca 4 kere geçirir dediğinizde buradan hesaplamış olmanız lazım. Her 65 yaş üzerindeki bireye sordu kaç kere geçirdi bu yıl ve nüfusumuz kaç? Buna bölüp ondan sonra diyeceğiz ki evet 65 yaş üzerinde risk buluyor da diyebiliriz. Veri kaynaklarımız neler? Klinik hastanelerdeki veriler, bakım hizmetleri, kayıtlar, hayati istatistik, yapılan araştırmalar, hastalık bildirimleri, sigorta kayıtları, gelişmiş ülkelerde sigorta kayıtları çok gelişmiş olduğu için orada çok fazla veri seti elde ediliyor. İşe devamsızlık kayıtları varsa onlar oluyor. Bir küvet düşünürseniz işte insidans sürekli dolması demek, ölüm veya iyileşme çıkması demek. Aynı şekilde yine prevalansı ve insidansı birbirinden ayırmak için bunlar insidans yeni giriyor. Bunlar daha önceden olan vakalar. Nasıl kaybediyor? İşte buradan bir taraftan giriyor. Eğer aynı hızla çıkıyorsa, girdiği hızla çıkıyorsa iyileşme veya ölüm nedeniyle prevalansta bir değişme oluyor. Eğer çıkmıyorsa prevalansta bir değişme oluyor. Bu da onu diyoruz. Mesela şurada çünkü aynı hızla çıkmıyor. Yani boşaltım yok. Yani tedavi yok. Mesela hipertansiyon giriyor. Burada ne ölüyor çok kısa sürede ne tedavi oluyor. Olmuyor zaten. Diyor. O zaman burası gittikçe büyüyen bir havuz haline dönüşüyor. İnsidansla prevalans arasındaki ilişki eğer hastalık çok nadirse ve nüfus durgun yani çok değişmeyen, iç göç, dış göç olmayan, ölüm ve doğurganlıklar belli düzeylerde devam ediyorsa eğer insidans hızı %1 ise yılda hastanın ortalama görülme süresi de 2 yıl ise yani bu hastalığa yakalanma süresi 2 yıl içinde risk artırıyorsa prevalansı da 2 ile çarparak nedir bu? Biraz önce de formülü gösterdim ya, insidans çarpı geçirilen süre. Prevalansı size verebilir ama söylediğim gibi şeyin nüfusun çok durgun olması gerekir. Mortalite ölçütleri bunlar bayağı çok sayıda. Her biri farklı bir şey ifade ediyor. Şimdi bunların da kayıtları şeye çok benzer. Morbidite özelliklerine çok benzer. Bir yıl içindeki ne zaman tanı kondu, ne zaman öldü, bunlar yaşam sürelerini verir. Veya işte ne kadar devam etti, kim girdi, kim devam ediyor gibi.
bu tür yaşam şeyleri de yapılabilir. Kaba hızlar genellikle takvim yılı içindeki bölgedeki olaylar. Doğanlar günü yıl ortası nüfus. Bunların içinde doğuranlar var mı? Yok. Kaba doğumuz. Kaba ölüm hızı bir bireyin ölme riski gösterir. Yani yaş yok, cinsiyet yok. Ölenler günü nüfus sağlığı. Yıl ortası nüfus. Bunların yaş gruplarına özel yaşa, cinsiyete göre özel hızları hesaplamak aslında olaya daha spesifik bakmayı sağlar. Yani hangi gruba müdahale edeceksiniz, yaşlı grup mu ölüyor, eğer sizin çocuklar ölüyorsa buna ne yapacaksınız, oradaki müdahaleleriniz yeterli mi, yetersiz mi, yani ben 85 yaş üzeri ölümlere müdahale edeceğim, 5 yaş altı ölümlere mi müdahale edeceğim, bu organlıkta hangi gruba müdahale edeceğim, bize bu özel hızlarla gösteriliyor. Kaba ölüm hızı en sık kullanılan ölüm ölçütü. Bildiğimiz şey kaç kişi yaşıyor, hangi zaman kaç kişi öldü. Çok kolay gibi görünüyor. Bizim mühendis kayıtlarımızla, mezarlık kayıtlarımızla sadece eşleştirme, isim ve doğum yılı yapıldığında %30. Daha bunun ölüm yılı vesaire baba ismi koyduğunuz zaman tutarlılığı çok düşük. Yani bu kadar kolay değil. Yani kayıtlar çok uzun olan ülkelerde kullanılabilir. Ama bizim için çok kolay değil. Duyarlı bir ölçek değil ama fikir verir. Bunu bile hesaplamak için son derece güçlük çekiyor. Yaşa, cinsiyete, nedene, yerleşim yerine böyle ölüm hızları nerede, kime, nasıl oluyor cevapladığı için bizim için daha önemli. Mesela 15-19 yaşında ölen sayı aynı toplamın 15-19 yaş grubu yıl ortası nüfusu. Bu bize ne söyleyecek? Her bin 15-19 yaşındaki kişiden şu kadarı ölecek. Ölüyor. Eğer siz bu ölüm hızlarını alt tarafa sıraladığınızda gençlerdeki ölümü çok görüyorsanız bir nedeniniz olmasınız. Afet, salgın, işte iç savaş, dış savaş gibi. Halbuki beklenen nedir? Çocuk ölümlerinin düşük olması, yaşlı ölümünün yüksek olması, nüfus yapısının biraz daha kübük bir varile benzeyen. Bunu her 5 yaşlı bantla, sabah söylemiştim ya, 5 yaşlı bantlar, bütün bu şeyde, ölçüklerde 5 yaşlı bantlar, 0-1'e ayrı, 1, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 19. Çünkü bunlar aynı sağlık olayıyla karşılaşma özelliğine sahip. Aynı anatomi, benzer, aynı demeyelim de benzer anatomi sahip. Onun için riskleri aynı diye düşünebilirsiniz. Bu özel ölüm hızları da öyle hesap. Mesela doğurgan çağdaki mi ölüyor, genç mi ölüyor, yaşlı mı ölüyor? 65 yaş üstünde hesaplayabilirsiniz. Çünkü bağlılık giriyor. Bu her yaş bandı için yapılabilir, her neden için yapılabilir ve her cinsiyet yerleşim yeri için yapılabilir. Konya'da ölenler bölü Konya'nın yıl ortası nüfusu. Her ile alt alta sıralarsınız. En çok ölüm, ölüm hangi ilde oluyor? Ya burada bir özellik mi var? Niye ölüyorlar? Yaşlı nüfus mu çok? Burada dışa göç mü çok? Sağlıklılar dışarıya mı gidiyor? Böyle sonuçlar da bize gösterir. Fatalite hızı aslında hastalığın ne kadar fatal veya öldürücü olduğunu gösteriyor. Yine o hastalar belirli bir toplumda, belirli bir sürede o hastalar yakalananları, yakalanıp ölenlerin yakalananlara bölünmesi. Bu neyi söylüyor? Bu hastalığın yaşam şansı veya ne kadar öldürücü. Yani %100 fatalse bundan uğraşmıyor. Yakalanmışsa gidecek. Yani fatalite hızı da bize bunu gösteriyor. Nedene özel en çok hangi nedenin ölümüne ulaştığını gösteriyor. Yine bizim gibi ülkelerde ölüm nedenleri temel neden, ara neden, son neden diye üçlü olması gerekir. Ama bizde hepsi kardiyak arrestidir. Kardiyak arrest olduğu için ne oluyor burada mesela formüle edecek olursa kalp hastalığından ölenler bölü tüm ölümler. En üstte herkes kardiyak arrest. Ama temel neden başka bir şey. Yani mesela 5 yaş altına bahsederse ölümlerin temelinde %50 mavidüs. Siz bunu çıkartırsanız ölümleri zaten %50. Söz olsun ikinci neden var, üçüncü neden. Şu yaşam özel orantılı ölüm hızı, bu çok özel bir ölüm hızı. Bu ülkelerin gelişmişliği de buna göre sıralanıyor. Gelişmişlik indeksi vardı. 80'lerde çok çalıştı Dünya Bankası bunun
üzerinde. Daha önce mesela gelire göre düzenliyorlardı, ona göre. Şimdi 5 yaş altı oratlıyorlar. Niye? Bu eğitimi, verilen sağlık hizmetine, sağlık hizmetine ulaşmayı, önüne gider bölümlerin önlenmediği, aynı zamanda sizin gelirinizin dağılımı, eğitim gibi pek çok faktör belirli gösteriyor. İstatistik olarak göstermişler. Biz yanılmıyorsam 84. falan sıradayız bu türde. Birinci, en sonuncu 176. ülke en iyisi, birinci ülke en kötüsü. İsveç veya Norveç onlarda. Bu anne sağlığını, gebelikte bakım olmadığını, doğumların nerede yapıldığını tutun, bütün her şeyi gösteren bir ölçüm. Bir toplumdaki, bir yıl içindeki 0-4 yaşında ölüm sayısı bölü toplam. Bunun bir başkası da 4 yaş altı nüfus. Bu ikisi şunu söylüyor. Şimdi bu 6 ölüm olan şunu söylüyor. Tüm ölümler içinde 0-4 yaşın payı şu. Öbürü ise bir çocuk 5 yaşını doldurmadan önce ölmesi. Eğer kaydaya 5 yaş altı nüfusu koyarsanız burada o zaman o da söylüyor ki 5 yaşını, 5. yaş grubunu kutlamadan ölme olasılığı bunun son derece düşük olması gerekiyor. Şu bölüm, bebek ölüm grafiği aslında adını hiç sevmedim. Yaşam grafiği daha güzel olabilirdi ama işte mesela şurada doğdu. Şurası düşük. 28. Erken düşük, orta düşük. Bundan sonra buradaki ölü doğum 28. haftadan itibaren. 28-40. Hafta perinatal periyot. Perinatal periyodun bir başka hesaplama şekli 20. haftadan sonraki olan bütün düşükler bölü ilk 28 gün. Neonatal mortalite. Şuraya baktığınız zaman yeni doğan postnatal mortalite. Ama bunun tamamı şurası ekstra terim olan dönem. Bebek ölüm hızı bundan önceki de ölü doğum düşük hızları. Bebek ölüm hızları bizim toplumumuzun en güzel göstergelerinden bir tanesi. Sağlık göstergelerinden. Çok anlamlı bir ölçüm. Bunu her seferinde söylüyorum. Ben 84'te işe başladığımda 1122. Şu anda kaç bilmiyorum. 1113. Yani ama bundan sonra bu hızla düşer mi? Asla bu hızla düşmez. Çünkü bir doğal seleksiyon var, bir önlenemeyen bölümler var. En düşük, bildiğim kadarıyla İsveç'te 25 veya 4,5. Ama onun daha altına düşer mi? Yani sıfır olmak gibi bir şey seçmezse değil. İlk yukarıdan aşağı düşerken önlenemeyen bölümleri önlediğimiz için aşılama, immunizasyon, anne sütünün teşviki, İşte sağlıklı koşullarda doğum, gebeliğin izlenmesi, doğum sonrası bakımı yaptığınız için bu hızlı. Bu aynı zamanda bize neyi söylüyor? Canlı doğan her bir bebeğin 365. günü doldurmadan önceki ölmemiz. Halen her bir canlı doğan, yani nefes alan, canlı doğan ne hakları en az 5 olacak, bir kez nefes alacak veya ağlayacak. Canlı doğan tanımı. Canlı doğan bebeği bütün canlı doğumlar içindeki önemlidir. Bu neyi söylüyor? Yani bir, bu çocukların 13 tanesi, her bir çocukların 13 tanesi ölecek bir yaşın doğumunda. 1.200.000 doğum olduğunu hesaplarsanız yılda ne kadar doğum olacağı, ölüm olacağı belli. Yeni doğan dönemi bebek ölümü bu canlı doğumlar içindeki en yüksek paya önlenebilir ölümler olmayan kısma sahip. Yine canlı doğum ilk 28'de ölenlerin bütün canlı ölümlesi elde ediliyor. Yine aynı riski veriyor. Yeni doğan sonrası 29-365 artık çok düşük olmasını bekliyoruz. Çünkü önlenebilir ölümler geliyor. Bu çocuklar doğdu ve önlenebilir ölümleri geçtikten sonra canlı doğumlardan ne kadar ölecek? Perinatal ölüm hızı ana sağlığı düzeyi, doğum öncesi bakım, doğum sonrası bakım, doğumun nerede yapıldığı, sağlığa ulaşabilirlik çok fazla gösterdiği bir alan. Bu da ölü doğan, biraz önceki grafiği hatırlayın, 20 veya 28. haftada görüşler değişebiliyor. Ölü doğanlar ve canlı doğum ilk 7 gündür. Bölü, bunun altında yalnız sadece canlı doğum. Bunun altında ölü artı canlı. Aslında doğrusu gebelik sayısı. Ama gebelik sayısını tespit etmek, erken düşükleri tespit etmek son derece zor. Kayıt almak son derece zor. Ana sağlığını gösteren
ölçütler o toplumun biraz sosyoekonomik düzeyini gösteren ve hizmetlerin yeterliliğini gösteren en önemli ölçüt. Hüseyin'le bu slaytları değiştirmiyoruz. Çünkü şuradaki hataların hepsini düzeltmiştim ben. Mesela ana ölüm oranı, bu oran, biri oran, biri hız. Oran şu, bir kadının gebelik, doğum, doğumdan sonraki 6 hafta içinde herhangi bir nedenle ölmesi bölü aynı zamandaki canlı doğum. Hiçbir ilişkisi yok. Canlı doğum bu ne demek? Her bir canlı bebeğe karşılık veya 1000 canlı bebeğe karşılık kaç anne gebelik nedeniyle ölecek? Ya trafik kazası olabilir, kafasına şimşek düşürebilir, her şey. Ama bu süreç içinde olan ölümlerin hepsi anne. Ana ölüm hızı ise yine aynı şekilde gebeliğin başladığı günden Lonsal'ın 6. haftasına kadar geçen süre içindeki ölümler böyle 15-49 yaş arasında kalır. Bunun içinde gebe olan var, risk olan var, bize gelmiş olan var, hiç gebe olmayacak var. Ama da şunu söylüyor. Her bir kadının, doğurganlık çağındaki kadının gebelik nedeniyle ölmez. Kaba mı? Oldukça kaba. Öbürü daha keskin bir şey. Her canlı yolunda kaç kişi olacağını gösteriyor. Hani öbürü de her bir kadının yani doğurganlık nedeniyle hayatını kaybetme şeyini veriyor. Bu daha pek çok ölçüt var. Yani ölçütleri bu kadar değil. Fertilite doğurganlık düzeyini ölçütleri yine ölüm olduğu gibi kaba, özel doğurganlık, toplam, genel, çocuk, kadın oranı çok önemli. Net üreme hızı, gros üreme hızı, yaşayan çocuk sayıları. Kaba doğum hızı bir toplumdaki bir yılda doğanlar yıl ortası nüfus. Kadın, erkek, çocuk, herkes var. Bu bir anlamda nüfus artışı. Yani 1002.1 ise her bir kişi gelecek sene 1002 kişi olacak. Yaşa özel hangi yaş grubu doğuyor? Yani siz 15, 19, 20, 24 diye her birini bu nedir? Şuraya mesela 24 yaşında olur canlı doğuyor. Kadın sayısı bölü bu yaştaki nüfus, 20-24 yaşındaki nüfus. Bu bize şunu söylüyor, 20-24 yaşında kadınlar şu kadar doğuruyor, 30-30 yaşında bu kadar doğuruyor. Ne vereceğiz? Adolesan gebelik var mı? Gebelikler hangi yaşta yayılıyor? İleri yaş gebelik var mı? Siz hangi grupla uğraşacaksınız? Riskli gebelik var mı? Yok mu? Onu gösteriyor. Paritiye özel ölüm hızı ise çocuk sahibi olan kaç kişi ne kadar daha doğurmuyor? Ne diyor? İşte ilk gebelik en yüksek, güzel. İkinci gebelik onun altında, güzel. Üç. Ama bu eğer tersine dönerse, dört çocuğu olan, halen doğurmaya devam eden, ilk sırada yanılıyorsa sizin sorunuz var. Ya aile planlaması hizmetlerini veremiyorsunuz, ya doğurganla çok fazla teşvik ediyorsunuz gibi farklı politikalar var demektir. Evet, bayağı hızlı gittim. Ölçütlerin tamamı değil. Çok başlı bir şey yapacağız. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler.